Aynı buğdaydaki gluten gibi gluten %5 %6 oranındaysa buğdayda hiç korkma bir sorun yok ama melezleyerek yeni çeşitler üretmek ve ekmeğin hızlı pişirilmesi için bunu %15 20 25'e çıkartıyorsun mübarek insan ondan sonra bu vücuda alınınca bak yüzde %5'liği aldığın zaman bu bir proteindir gluten yani. Bunu tek tek amino asitlere parçalıyor. Bunu yapabiliyor vücut. Ama siz bunu %20-25'e çıkardığınız zaman tek tek parçalayamıyor. Çok büyük çünkü hmm. molekül. Bu sefer ne yapıyorsun? Onu 20'li, 30'lu, 40'lı eee peptitler halinde alıyorsunuz. E bu da egzorfin etkili. Doğru gidiyor beyninizdeki reseptörleri bloke ediyor. Onun için çocuklar böyle özellikle çocuklarda genç beyinler üzerinde çok olumsuz etkisi var. Yetişkinlerde şişkinlik yapıyor, gaz yapıyor, bağırsak florasını bozuyor. Yani bütün bunlar biline. Çünkü bu parçalanmış kaba parçalarını glutenin bakteriler e, kullanmaya başlıyor. Değişik e, şeyler oluşuyor. Yani e, metabolitler ürüyor. İşte bunun için. Bu gluten de böyle bir mesele yani. Yoksa ekmekte sorun yok. yok. Sorun nerede? Senin buğdayında, da sorun yok, ziyezde yok, kara kılçıkta yok, zerum buğdayında yok. Daha ne sayayım Hüseyin? Yok bunlarda bir sorun. Ama siz bunun e, hem verimi artırmak, besin değerini artırıyormuş aklı sıra, sivri zekalı, yüzde beş gluteni yüzde yirmi yapıyor işte diyor proteini artırdım efendim ya artırıyorsun da dengeyi bozuyorsun mübarek adam. E bunu vücuda aldığınız zaman işte vücut sindiremiyor çünkü çok yüksek oranda gluten var içerisinde. O zaman da egzorfin beyindeki opium reseptörlerini ondan sonra beynin uyuşuk yani bir şeyi düşünmede, konsantre olmada, dikkatini toplayabilmede burada sürekli kayıplar veriyorsunuz. Beyin adeta bir bulut. Yani bir bulutun içinde ama bunun farkında değilsiniz. Yani yetenekleriniz, algılamalarınız yavaşlıyor. Bu bilinen bir gerçek yani. Yoksa gidin topbaşı kullanın, siyez buğdayını kullanın. Yok burada ama evvel Allah bunlar geliyor biliyor musunuz? Evet. Bunlar geliyor çok şükür. biraz sonra da göstereceğim. Ben bu arada tabii şeye teşekkür etmek istiyorum. Tarım Bakanlığımızda TİGEM'in genel müdürü Ayşe Hanım gerçekten her türlü desteği veriyorlar. bunun için buradan teşekkür etmek isterim. Yani insanlar da anladılar biliyor musun Hüseyin yani %100 yani tamam dediler burada bu fark var. Efendim ben diyor bu milletin karnını doyuracağım. Ya karnını doyuracaksın diye proteinini bu kadar yükseltirsen bu sefer sindirim problemi başlıyor. E onu da çözüyorlar diyor. Nasıl çözüyorlar dedim. Söyle bana nasıl çözüyorsunuz ya? Glütensiz ekmek yaparız diyor. Hadi yeni piyasa açıyorlar bak. Yani sağ gösterip sol vuruyorlar insanlara. Yapmayın. Siz o doğal buğdayı kullanın. Gluteni yüzde beş yüzde tansiyonu önlüyor, diyabeti önlüyor, romatizmayı önlüyor, yüksek tansiyonu önlüyor. Ekmeksiz olur mu? Ya ben hayatta bak Hüseyin sofraya ekmeksiz oturmam, karnım doymaz. Benim çocukluğumdan beri genetik yapım bu şekilde kuruldu. Ben bu beslenmeye, bu beslenmeyle benim genetik yapım gelişti ve oturdu. Ben bunu değiştirdiğim zaman uyumsuz oluyor işte. Yani Nutri Genetics dedikleri beslenmenin, tükettiğiniz gıdaların genetik yapınızı nasıl etkilediğiyle ilgili binin üstünde kitap var artık. İnsanlar bu konuda konferanslar veriyor. On binlerce makale yayınlandı. Daha ne yapıyorsunuz ya? Bir de hayatımızda ne kadar önemli bir yeri vardır hocam. Çocuktuk, biz öyle duymuştuk. Artık tabii ki öyle... E ha yemin etmiyoruz ama ekmek Kur'an çarpsın yani ha yüce kitabımız da evet. yüce kitabımız haşa hiçbir şey onunla asla bir şekilde şey yapılamaz e, kıyaslanamaz ama mesela böyle yeminler vardı ya yani ekmeğin mesela bir tek ekmek yere düştüğünde Değil mi? Bu böyle terbiyeyi koyarız. böyle bir eğitimi almışsınız yani. Ya elma mesela elma düşünce yapmıyoruz bunu. Tabii. Bir tek ekmekte yapıyoruz hocam. Evet. Yani bravo işte bu aldığınız yani buğdaya karşı olan saygı ya bir de yani Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesinin orta kısımları buğdayın çıkış merkezidir dünyada. Bunu herkes biliyor. Yani yani evet. Neyse bu ar Aranovası, neyse inşallah. Evet, şimdi Allah onun nasıl için eder. bana gluten demesinler. Efendim gluten olunca gaz yapıyor mikrobiyota bağırsak florası bozuyor. Ne yapacağız? E glutensiz e, olmazsa o zaman probiyotikleri kullanın diyorlar. Anlıyor musun? Pat bağırsak floranızı diyor. ya işte bunlar verdiğim probiyotiğin içerisindeki o bakterinin mutasyona uğrayıp uğramadığını ben nereden bileceğim? Sonra benim bağırsak florama uygun mu değil mi? Neymiş efendim bunlar bifidus bakterileriymiş, çok sağlıklıymış. Hayır çok fazlasını da vermeniz zararlı. Bak Hüseyin insanlara <laughs> nasıl bir örnek vereyim Allah'ım tamam. İnsanlar E vitamini alır. E vitamini sağ ol. Bak o çok fazla da alırsanız onun yüzlüğü var, iki yüzlüğü var, dört yüzlüğü var. Çok fazla alırsanız yorgunluk yapar E vitamini. Şimdi... A ile E vitamini hücre içerisinde dengededir. Dengede. Siz şimdi E vitaminini aldığınız zaman fazlalaştırıyorsunuz ya A'yı dışarı atıyorsunuz. Onun için hep dengeyi koruyacaksınız. Bu yaşamın, canlı yaşamın kuralı budur. Bak canlı yaşam dedin de Hüseyin hep laflafa açıyor. Bu alemde yaratılmış bütün canlılar insan hariç ekolojik denge için, kimyasal denge için, fiziksel denge için çalışıp dururlar. Ama bu dengeyi bozan ve buna uymayan yegane canlı insan. Kural tanımıyor. Kural tanımıyor, illa değiştirecek. Yani işte ya oradan bir menfaat sağlayacak değişiklik uygulayarak yeni bir ürün ortaya çıkartacak paralar kazanacak ya işte şu buğdaya dokunmayın ya işiniz gücünüz kalmadı mı sizin bir de şu milletin ekmeğiyle oynamayın yok hayır ya doğal buğday var.